Burada Hazreti Pir bir söz daha söylüyor. Diyor ki: Rızıkları sebeplerine teşebbüs ederekten arayın. Bakın bu muhteşem bir nasihat. Biz her şeyimizi sebeplerin üzerinden ararız. Allah yaratırken sebepler üzerinden yaratır. Allah'ın yaratması sebepler üzerinedir. Ve biz sebeplere tevessül ederiz. Sebebe tevessül etmek sünnet seniyedir. Sen dükkanını açacaksın, temizliğini yapacaksın, esnaflığı düzgün yapacaksın, sabah erken açacaksın ve disiplinli olacaksın. Sebebe tevessül edeceksin. Bir iş yapıyorsun, işini düzgün yapacaksın, sebebi tevessül edeceksin. Casiye 12. Gemilerin Allah'ın emriyle seyretmesi, sizin de onun lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize veren Allah'tır. Burada önemli olan bakın ne diyor? Rızık aramanız. Rızık aramanız. Biz dini Kur'an sünnet dairesinden algılarız, anlarız, yaşamaya çalışırız. Demek ki Cenab-ı Hak emrinde diyor ki sizin rızık aramanız kardeş. Allah seni oturduğun yerden besler mi? Besler. Buna inancımız sonsuz. Ama çalışacaksın. Çalışın diye emretmiş. Çalışacaksın. İslam'da emeklilik yoktur. Ben emekli oldum. Ben çalışmıyorum. Böyle bir şey yok ki İslam'da. Hiçbir alanda emeklilik yok. Ne sufilikte emeklilik var, ne dervişlikte emeklilik var, ne şehlikte emeklilik var. Ne de başka bir esnaflıkta emeklilik var. Ne de ya ben memurdum, tamam ben çalıştım bu kadar emekli oldum. Bundan sonra yatacağım. Yok İslam'da. İslam'da böyle bir emeklilik anlayışı yok. Sen gücünün yetinden sorumlusun, çalışmaya devam edeceksin. Bakın yine Cuma ayet 10. Bunlar benim çok hoşuma giden ayetler. Namaz kıldıktan sonra dağılıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok canın ki kurtuluşa eresiniz. Demek ki namaz kıldıktan sonra Cuma ile alakalı ayeti kerime. Cuma namazıyla alakalı. Cuma'yı kıldıktan sonra rızkını ara, nasibini ara çalış. Sebebe tevessül et. Sebebe tevessül et. Sen sebepsiz durma. Sen Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem değilsin. Sen peygamber olmuş olsaydın, o dedi, beni Rabbim besler. O yedirir, içirir, doyurur dedi. Sen peygamberle kendini eşdeğerde tutma. Senin beni Rabbim besler, o doyurur. Sebebe tevessül etmem deme lüksün yok. Bu büyük küstahlık olur. Bu büyük küstahlık olur. O yüzden bizim gibi Kur'an ve sünnet dairesinde duran sufi topluluklar çalışmayı önemserler. Ben bazen çok üzülüyorum. Sekizde, sekiz buçukta, dokuzda böyle bir derviş kardeşin dükkanının önünden geçerken veya da ona telefon açtığımda onu ayakta görmezsem, dükkanını açık görmezsem üzülüyorum. Ben saat dokuzdan sonra bir o benimkisi. Hani herkes biliyor benim aktif böyle hani birebir parakende işim yok benim. Ben saat 9'dan sonra büroya oraya gelmeye utanıyorum. Yaşım 62.